Ben Atıl Aykaya, 30 yaşındayım. Elektronik müzik yapıyorum. Müzik benim için ilk başta bir hobi olarak başladı ama daha sonra bayağı bir hayatıma yerleşti. Sonra vazgeçilmezim oldu. Müzik için benim vazgeçilmezim diyebilirim yani. Müziğe aslında ilk başlayışım 5 yaşında müziğe yeteneğimin olduğunun fark edilmesiyle olmuştur. Fakat o zaman ilerleme şansımız olmadı. Ailemiz bize bir piyano almadı. Almayınca tabii geliştiremedik. Ama daha sonra tabii konservatuvar falan okumayınca normal liseye gittik. Normal şey yaptık, okuduk. Onda da bir yere kadar okuduk. Yazları dükkanında çalıştığım için orada saatlerimi geçirirken müziğe de yeteneğim olduğunu 5 yaşından beri bildiğimden en iyisi ben müzik yapayım dedim. Çünkü çok fazla boş vakit geçiyordu. Böylece müzik yapmaya başlamış olduk. İlk başta bilgisayar başında da müziğe başlamak çok kolay olmuyor. Önce nasıl yapacağımı bulmam gerekiyordu. Gel gör ki internet bile o zaman dükkanımda yoktu. Eve gelip internetten araştırıyordum. Mutlaka bunun yapılacağı bir program vardır. Yani hatta hep mantığımı şu şekilde kurdum. Kanal kanal bir yerde yapıp, bir yere dizeleyip bunları bir bütün haline getirebileceğim bir program olacağını hep hayal ettim. Daha sonra araştırmalarım sonucunda işte Cubase, işte FL Studio falan onları indirdim. İlk indirdiğimde tabii oturup başına müzik yapmaya başlayamadım. Yaklaşık bir hafta öyle programa baktım. Baktım seni çözeceğim dedim programa. Bir haftanın sonunda artık kendi böyle ufak ufak sample'larım en azından nerelerinden ne sesler çıkacağını ufak ufak çözmeye başladım. İşte 2006'dan 2008'e kadar kendi kendime öğrendim programları. 2008'de değil, aslında 2007'de babam vefat etti. Yani o 2007'ye kadar dükkanda hep geçirdik vakiti. Babamın da son hastalık zamanında yani öyle fazla bir şey vaktimiz yoktu. Bir anda vefat edince bizim de işimiz turizm. Yazları çalışıyoruz, kışları boştayız. Dedim bu kışı zaten ilgim de var. Bu müziği kendi kendime öğrenmekle olmaz. Bir yere kadar gelebiliyor insan. Sonra bazı konularda tıkanıyor. Bunun bir okuluna gitmek istedim. 2008'de de Galatasaray İTM'ye gittim. Ses mühendisliği, aranjörlük eğitimini aldık. Şimdi benim parçalarım birazcık tuhaf. Normal Psytrance kalıplarına da pek girmiyor. Ben bir takım etnik enstrümanları falan kullanmayı seviyorum. Öyle olunca benim parçalarımı seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Tabii çok sevenlerle beraber oturup muhabbet etmek keyifli. Ama hiç hoşuna gitmemiş olduğunu düşündüğüm, yani hiç hoşuna gitmediğini söyleyen bir arkadaşla da mesela bir partide konuştuk. Onunla da şu şekilde oldu konuşmamız. Hani ben Türkçe remixler falan yapıyorum. Normalde Psytrance'de pek görülen şey değil. Mesela bir Ya Evde Yoksan'ın remixini yaptım. Böyle bir başka partide de hani böyle bir konuşma arkadaşlar arasında konuşurken birisi de dedi ki yani biri de bir ara Türkçe bir şeyler çaldı bütün kafam kaçtı falan dedi. Ne çaldı dedim ben de Ya Evde Yoksan diye böyle ismiyle şeyle söyledi parçayı tam biliyor yani. Ya dedim peki o kafana düşürmüş tamam dedim parçayı dedim ben yaptım dedim çocuk şaşırdı biraz. Peki dedim başka dinlediğin setler içinde böyle en çok hoşuna giden setten böyle en çok hoşuna giden parçanın adını söyleyebilir misin? Ya da o parçadan bir melodi mırıldanabilir misin bana dedim. Yok dedi söyleyemem dedi ama dedim bak en beğenmediğin parçayı en beğenmediğin adamı kafana açan adamı hatırlıyorsun dedim. Benim için beğenilmekten çok böyle hatırlanmak farklı olmak biraz daha öne çıkıyor bu yüzden.
biri beni parçamı tabii beğendiğinde çok hoşuma gidiyor. Çok insanı mutlu edici bir şey. Ama bir insan da beğenmedim dediği zaman hani o beğendim dediği kadar mutlu olduğum gibi beğenmedim dediğinde de o denli mutsuzluk hissetmiyorum. Çünkü her insan her şeyi sevmek zorunda değil. Yani bazı insan acılı Adana sever, bazı insan acılı Adana sevmez. Ona sen niye acılı Adana sevmiyorsun diyemezsin. Çünkü o onun kendi zevkidir. Müzik de böyle bir şey. İnsanların zevklerine yani bundan zevk almadıysa, ondan keyif almalıysa yani ben yaptım diye keyif almak zorunda değil yani hiç kimse. Birileri bana parçalarını şöyle yapsan dediğinde kendi parçanı yaptığında o şekilde yaparsın diyorum. Aşkımla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı. Bir sendin doksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksun. Ya evde yoksun. Yaparken kafamdan geçen zaten bir parçanın remixini yapmaya karar vermişsem o parçayı beğenmişimdir. Beğendiysem de orijinalinde zaten güzel bir parçadır. Şimdi onu niye remix diyorum? O zaten beğendiğim parçayı kendi ortamımda da kendi dinleyicime dinletebilmek için. Bunu da o tarzda uydurmam lazım. Aslında remixleri orijinalliğini bozmadan yapmaya çalışıyorum bu yüzden. O İlk parçayı yapan kişinin hissiyatını aynı şekilde bozmadan dinleyiciye kendi setim içinde verebilmek için remix yapıyorum. O yüzden parçaların pek bel kemiklerine dokunmamaya çalışıyorum. Psytrance olmayan ilham aldıklarım dediğin zaman elektronik müzikte bana böyle ilham veren bir şey ne yalan söyleyeyim yok. Çünkü elektronik müzik yapanlar genelde aynı şeyi yapıyor gibime geliyor. Özellikle bazı tarzlarda. Psytrance biraz daha bunu farklılaştırabiliyor. Hani etnik müzik yapan müzisyenlerden daha çok ilham aldığım söylenebilir. Neşet Ertaş gibi. Ne bileyim romanların müziklerinden mesela çok etkileniyorum, çok hoşuma gidiyor. Bizim Türk müziğinde standart notaların değil de arıza notaların, komaların falan kullanıldığı şeyler, müzikler daha çok. Yani normal armoniden daha farklı geliyor. Farklı duyum her zaman daha çok ilham veriyor. Bazı böyle benim gibi yapan bazı arkadaşlar da var ama ben parçaların ruhlarını yediklerini düşünüyorum. Çünkü parçaları tam anlamıyla kullanmıyorlar. Yaptığım remixlerde daha çok parçanın orijinalliğini muhafaza etmeye çalışıyorum. Mesela konuyla ilgili örneğim Neşet Ertaş. Yaktın beni, yaktın beni. Yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mahin oldum, onca bile. Genelde remixleri yaparken keyif alıyorum. Çünkü orada hani o parçaya uygun hareket etmeye çalışıyorum. Beni parçaya yönlendirdiği için daha çok keyif alıyorum. Müzikten para kazanmak Türkiye'de o kadar kolay bir şey değil. Özellikle hani böyle benim gibi Manavgat'ta yaşıyorsan ya da Anadolu köylerinde falan yaşıyorsan o kadar kolay olmuyor müzikten para kazanmak. Mutlaka ayrı bir işin olması gerekiyor. En azından gerekli ekipmanları alabilmek için, gerekli bilgi sahibi. Yani bilgiyi gene internetten bedava bir şekilde elde edebilsen de İngilizlerin söylediği bir laf var. Ne kadar pound o kadar sound.
İyi bir sound'a ulaşmak istiyorsan, yaptığın işlerin kaliteli olmasını istiyorsan mecburen belli miktarda paralar harcamak zorundasın. O paraları da herhangi, yani sadece müzikten kazanmak ilk etapta o kadar kolay olmuyor. Özellikle Türkiye'de iyice zor. Festivallerde yaşadığım pek çok ilginç anı var. Ama tabii bunların hepsini anlatamıyorsun. İzmir'de çalarken birinde hani böyle bir yandan keyif de aldım böyle, bir anda karşımda dans edenlerden birisi tamamen soyundu moyundu. O değişik gelmişti mesela, dikkatimi dağıtmıştı biraz. Kötü hatırladığımız şeyler, ya sonuçta bir kamp ortamındasın. İşte çadırda kalıyorsun, işte bazı festivalde tuvalet oluyor olmuyor, duş oluyor olmuyor. Hani böyle şeyler yaşıyor insan o zorluklarda da, yani zorlukla denmez. O da onun eğlencesi diyorsun, pek zorluk olarak görmüyorsun. Festival ortamlarını seviyorum. Güzel arkadaşlarım var. Güzel arkadaşlıklarımız var. Hani çalsam da çalmasam da mutlaka güzel muhabbetler, eğlenceli ortamlar oluyor. Hani bazen şeyde müzik kesilse bile, bazı festivallerde oluyor, müzik kesiliyor, bazı aksaklık oluyor, bir şey oluyor. Hani o vakitlerde bile icabında canlı müzik yapılıyor, bir şey yapılıyor. Yani festivallerdeki o sıcak ortam hoşuma gidiyor. Yani ben şahsen bir parçaya isim vermek için bir kahramanlık yapmasını bekliyorum. Bir parçanın yapacağı en büyük kahramanlık, işte insanları dinlettiğim zaman o insanları içine alabiliyorsa parça, o kahramanlığı yapıyor, o anki duygular, işte o parçanın ismi oluyor. Kendime soracak olsam... Sonraki parti ne zaman diye sorardım. Gelin bir sonraki partide dinleyin beni. Bunları falan böyle kes, arada koy. Güzel görünür. Bir de şöyle yapayım.